Evet, plazmada kalmıştık. Evet, plazma neydi? Biz uzun yıllardır maddeyi üç hal olarak öğrenmiştik. Maddenin üç hali var demiştik ama daha sonra bir hal daha eklendi. Buna da ne diyoruz? Plazma hali diyoruz. Bunun da ne kadar büyük bir hal olduğunu bütün evreni dikkate aldığımız zaman şimdi anlayacağız. Güneşten gelen yüklü parçacıklar kutuplara doğru yoğunlaşıp atmosferdeki molekülleri iyonlaştırır. İyon neydi? Artı ya da eksi yük demekti. Kutuplarda gökyüzünün ufka yakın bölgelerinde bu iyonlaşan gaz moleküllerinden çeşitli renklerde ışıklar yayılır. Bu olaya kutup ışınımı aura denir. Kutup ışınımı doğal plazmaya örnektir. Gördüğünüz gibi bu durumu çok güzel bir şekilde gözlüyoruz. Peki nedir bu plazma? Bu plazma bildiğimiz haller. Biz maddeleri ne diyebiliyoruz? Katı sıvı gaz diyebiliyoruz. Buzdan söyleyecek olursak, buz nedir? 0 dereceye kadar buz, sıfırda erir, 100 derecede kaynar ve buhar haline geçer. 100 dereceden sonra da nedir? Buhardır tamamen. Peki daha devam edersek işleme ne olacak? Oluşan su buharı kapalı bir kapta çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılırsa su molekülleri iyonlaşmaya devam eder. Ne oldu? İyonlaşma, parçalanma devam etti. Su buharının içi serbest elektron, serbest radikal ve bu serbest radikalin ne olduğunu ileriki konularımızda göreceğiz. Yani eksi artı yüklerinin bir oluşumu. Ve iyon bulutlarıyla dolmaya başlar. İyon neydi? Eksi artı yüklere iyon diyorduk. Bu şekilde su buharı plazmaya dönüşerek ışık da yayabilir. Ondan sonra ne oluyor? Işık yaymaya başlıyor. Çünkü enerjisi arttı. Bir maddenin serbest elektron, serbest radikal, iyon bulutu, foton. Foton ne demek? Enerji içeren ışık taneciği demek. Enerji paketçiği demek. Bunu da fizikte daha ileri seviyelerde göreceğiz. Ve nötr gaz moleküllerinin bir arada bulunduğu bu hale plazma hali diyoruz. Plazma hali diyoruz. Şimdi resimde 4.21'de bunu göreceğiz. Bakın plazma hali. Gaz haline bakıyorsunuz. Bir de plazma haline bakıyorsunuz. Farkı burada görüyorsunuz. Gazda bir düzenlilik, taneciliklerin dağılımı var. Burada ise bir yoğunlaşma var. Bu şekilde oluşan her tanecik, bu şekilde oluşan her tanecik karışımı plazma olmayabilir. Plazma olabilmesi için artı yüklü iyon ve eksi yüklü elektronların birim hacme düşen sayılarının belli bir değerin üstünde olması gerekir. Yani hemen olmuyor. Yani ciddi bir rakamı yakalaması gerekiyor. Plazma gaz halinde olmasına rağmen gazlardan farklı özellik gösterdiği için maddenin dördüncü hali olarak kabul ediliyor. Maddenin dördüncü hali. Yani katı sıvı gazdan farklı bir hal. Sorusu olan varsa hemen anında sorsun. Hemen anında sorsun. Plazmanın başlıca özellikleri. Plazmalar yüklü parçacıklar olduğundan ya eksi ya artı manyetik ve elektrik alanda saparlar. Neden? Şimdi manyetizmaya geldiğimiz zaman göreceğiz. Orada Q yükü varsa sapar. Elektrik alana girdiği zaman elektrik alanda da Q yükü olduğu için sapar. Plazmanın kütlesinin büyük olduğu serbest haldeki yüklü parçacıklar oluşturmasına rağmen dış ortama karşı yüksüzmüş gibi davranır. Neden acaba? Çünkü toplam yük nötr. Toplam yük nötr olunca dış ortama karşı yüksüzmüş gibi davranıyor. Ama içine girsen öyle mi? Hayır. Bunun nedeni eksi ve artı yüklü taneciklerin eşit olmasıdır. Eşit sayıda çünkü. Buzu ısıttık, su oldu. Suyu ısıttık, buhar oldu. Buhar ısıttık, plazma oldu. Yani ortama
Eksi eklemedik, artı eklemedik. Ortama giren eksi artı olmadı. O zaman tabii ki eşit. Değil mi? Sen bir bardak su içtiğin zaman 100 trilyon tane eksi 100 trilyon tane artı içmiş olabilirsin. Kaç taneyse artık içtiğin su miktarına bağlı. Plazmalar yani eksi artı eşit. Zaten bizi suyun rahatlatmasının sebebi o zaten. Suyu içiyorum, oh be diyorum, ne kadar rahatladım. Değil mi? Su içince içimizdeki yangın sönüyor. Neden? Su nötr bir madde olduğu için. Yani eksi artısı eşit. Bir de uyuyunca ne oluyor? Uyuduğumuz zaman fizikte elektrik konusunda anlatacağız onu. Vücudumuz iyice nötr hale geliyor. Yani rahatlıyor. Uykudan kalkınca diyoruz ki oh be dünyanın en güzel tatilini yaptım. Ne kadar rahatladım diyoruz değil mi? Uykudan daha güzel tatil var mı? Var mı? Bilen varsa söylesin. Miami'de tatil yap. Ya uykusuz yap mesela. Uyumadın. Miami'de tatil yaptın ama uyumadın. O zaman o tatil sana ne oluyor? Zehir oluyor. Yani en güzel tatil uyku. Tabii tatil yapmayın demiyorum tabii ki. Tatil yapmak hepimizin hakkı. Ama uyku bir numaralı tatil ve alternatifi yok. Plazmalar bu özellikleri sebebiyle ışığı geçirmez, dağıtır. Neden? Canım ışık bu eksilerle artılarla muhatap olunca ne yapar? Dağıtır. Plazmada meydana gelen herhangi bir değişiklik her yöne ışık hızıyla iletilir. Çünkü eksi artı tanecikler serbest halde yaşıyorlar. Fakat bir gaz içinde meydana gelen bir değişiklik her yöne ses hızıyla iletilir. Işık hızı neydi? Ses hızı neydi arkadaşlar? Işık hızı, şu ışık hızı neydi? Ses hızı neydi? Işık hızı saniyede 300 bin kilometre, 300 bin kilometre, 300 bin kilometre bölü saniye. Ama ses hızı ise, ses ise 340 metre, sadece metre bölü saniye. Defne'ye sormuştuk geçen. Defne nereye gittim demiştin? Bulgaristan'a mı gitmiştin? Gittim demiştin. Oraya da gittim hocam. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan. Yani en uzun bu söylediklerin içinde en uzun uzak olan Romanya. Evet hocam. Romanya. Romanya kaç kilometredir Türkiye'ye? Diyelim ki 2000 kilometre olsun. Hadi 3000 kilometre olsun. Buraya benzetelim. Yani 3000 kilometre gerçi Norveç, Finlandiya 3000 kilometre ama hadi 3000 kilometre olduğunu kabul edelim. Düz hesap olsun diye. Ne oluyor? 300 bin kilometre, 3000 kilometre ne oluyor gördüğünüz gibi? 100 bin kat oluyor değil mi? 100 bin kat oluyor. Yani ne oluyor? Romanya'ya 3000 kilometre kabul edersek 100 bin defa gidiyor Romanya'ya ışık. Bir saniyede. Bir saniyede 300 bin kilometre çünkü. Değil mi? Yani ışık hızının ne kadar büyük olduğunu anlayın. Işık hızı o kadar büyük ki bir saniyede dünyanın etrafını 7,5 defa dönüyor. Bir saniyede dünyanın etrafını 7,5 defa dönüyor. Yani dünyanın en hızlı uçağı bile, yani dünyanın en hızlı uçağı bile, yani dünyanın etrafını 20 saatten aşağı dolanamaz herhalde. Yani öyle bir deney duymadım ama yapılabilir. Yani sizin bu uçağınız olursa yaparsınız ya da benim uçağım olursa yaparız böyle bir deney. Tabii tehlikeli bir deney biraz. Dünya turu. Türkiye'nin en zengin adamı Rami Koç dünya turu yapmaya kalktı. Ama uçakla yapmadı. Yani deniz ve karayoluyla yapmak istedi. İki kere geri döndü. Yani bitiremedi dünya turunu. Ama dünya turu yapmak aslında zor bir şey değil. İsterseniz ben size bir dünya turu yaptırayım. Bir gün eğer vaktim olursa ucuz bir dünya turu yaparım. Yani sizi de götürebilirim. İsteyen varsa gelsin. Şimdi bakın, yani biraz hayal tabii ki. Ama hayal değil, gerçekte söyleyebiliriz. Bakın şuradan size bir dünya turu yaptırayım. Elinizde, evinizde dünya küre varsa hemen düşünün. Dünya küreden bakın sizde. Şuradan İstanbul'dan çıkalım yola.
Ne yapalım? Günde bir sürü tarifeli uçak var. Günde 10-15 tane uçak var New York'a. 10 saatte gittiğimizi düşünelim. New York'a gittik buradan. Kaç saat sürdü? 10 saat sürdü. Oradan hazırda uçak olduğunu kabul edelim. Vardır ya da 1-2 saat içinde. Oradan da hop arka taraftan şuradan Japonya'ya gidelim. Arka taraftan dolandık. Japonya'ya gittik. Japonya da diyelim ki o 15 saat sürsün buradan. Japonya'dan da uçak hazır olduğunu düşünün. Orada da her gün 5-10 tane uçak var Türkiye'den Japonya'ya ya da Japonya'dan Türkiye'ye. Oradan da 15 saatte geldiğimizi düşünün. Rakamları biraz yuvarladım. 1-2 saat yuvarladım. Fazla yuvarlamadım. Yani dünya turu bitti. Evimize geldik. Kaç saatte bitti dünya turu? 10 saat buradan, 15'te buradan, 15'te buradan 40 saatte dünya turunu yaptık. Tarifeli uçakla bir de ucuz oldu yani. Şu diyelim ki en fazla 1000 dolardır. Şu da diyelim ki en fazla 1000 dolardır. Şu da en fazla olsa 1000 dolardır. Hatta daha da düşüktür. 500 dolar bile olabilir de ben biraz fazla yaptım. Yani 3000 dolara dünya turunu yaptık. Ama gördüğünüz gibi uçaklarla ve uçakları hazır kabul ettik. Hazır da olabilir yani. Hazır olduğunu kabul ettik. En fazla bu anlattığım yola göre en fazla o gün birkaç saat içinde uçak bulunuyor zaten bu gittiğimiz yerlerde. Buna göre düşündüm yani bu hava ulaşımını. Gördüğünüz gibi 40 saatte dünya turunu yaptık. Biraz daha en kaliteli, en son çıkan uçakla yapalım. Uçakların hazır olduğunu düşünelim. O zaman bu ne yapar? 20 saate düşer. Ama ışık ise saniyede bu dünya turunu 7,5 defa yapıyor. Bir saniyede. Ses dediğimiz ise ses. O neyle gidiyor? Onu da yuvarlayalım isterseniz. 340-300 yapalım. Bir saniyede 300 metre. Yani ne demek? Bir saniyede 300 metre. 300 metre işte. Yani sizin sokağın bir ucundan bir ucu 300 metre. Değil mi? Yani bir otobüs durağıyla diğer otobüs durağının arası 1 kilometre, hadi 2 kilometre olsun. Yani 300 metre çok kısa bir mesafe sonuçta. Yani ya da başka türlü söyleyecek olursam mesela İstanbul'un en yüksek binası kaç katlı? 40 katlı var mı? Herhalde 40 katlı falan İstanbul'un en yüksek binası. Hocam Konya'da 42 katlı bina vardı. Tamam, Konya'dakini alalım. 42 katlı olsun. Evet, ben de biliyorum onu. Yeni yapılmış olan 42 katlı olan bina bir metre, katı 3 alırsan 120 metre diyor. Yani yani binanın tepesinden bağırsan alt kata sesin 1 saniyede gidiyor. 1 saniyede gidiyor. Yani 300 metre kabul etsem 120 metreymiş bak. Konya'daki en yüksek bina. İstanbul'da da herhalde en yüksek bina o civarda. Yani gördüğünüz gibi apartmanın alt katından üst katına bağırsan ne oluyor? Yarım saniyede gidiyor yaklaşık. Değil mi? Yani ışık hızıyla ses hızını sakın karıştırmayın. Çok çok farklı. Yani ışık hızıyla ses hızı kilometreden dolayı 1000 kat. 1000 kat buradan geliyor değil mi? Kilometre metre. 1 kilometre kaç metre? 1000 metre. Bir de buradan 100 bin geliyor. Gördüğünüz gibi ne oluyor? Yani çok fazla oldu. 1 milyon katı buldu. Çok hızlı yani ışık hızı. Yani gördüğünüz gibi ne oluyor? Ya da ses hızıyla ışık hızını şöyle söyleyeyim. Mesela ben şimdi size konuşuyorum. Ben A dedim. Defne sen de B de. B. Yani şimdi benim söylediğim A bilgisayarıma kadar ses hızıyla gitti. Bilgisayarımdan Defne'nin bilgisayarına kadar ışık hızıyla gitti. Defne'nin bilgisayarından kulağına ses hızıyla gitti. Defne B dediğini konuşuyorum şimdi. Defne B dediği zaman tutup da Defne'nin ağzından bilgisayarına kadar ses hızıyla gitti. Defne'nin bilgisayarından benim bilgisayarıma kadar ışık hızıyla geldi. Sonra benim bilgisayarımdan benim kulağıma ses hızıyla geldi. Oldu mu? Ses ve ışığı biraz daha tanımış olduk. Ne yapıyormuş yani? O zaman bir gaz içinde meydana gelen bir gaz içinde mavi renge geçeyim.
plazmada meydana gelen herhangi bir değişiklik her yöne ışık hızıyla iletilir. Fakat bir gaz içinde meydana gelen bir değişiklik her yöne ses hızıyla iletilir. Yani illa burada ses hızı demek zorunda değiliz. Yani saniyede 340 metre civarında bir hızla iletilir. Bu özellik sayesinde plazma tanecikler arasında enerji ışık hızıyla iletilmiş olur. Tanecikler arasında, plazmanın tanecikler arasında. Başka plazmayı tanıdığımıza çok memnun olduk değil mi? Çok çok farklı bir durummuş. Sonradan hani evimize üç kardeşsinizdir. Bir bebek daha doğar. O bebeğe alışamazsınız ya dersiniz. Alışamadık bu bebeğe. Ne tatlı bir şeymiş falan dersiniz. Ama sonra o evde o dördüncü bir ailenin çocuğu olarak ailede kendini ispatlar artık. Artık ailede onun da bir yeri vardır. Sofrada bir kaşığı vardır, bir yatağı vardır, bir ayakkabısı, elbise dolabı vardır falan. Yani evde bir ayrı bir hayatı olan ayrı bir insan daha olmuş oldu. Yani doğal plazmaya böyle bir gözle bakalım. Çok çok da özel bir yapısı var gördüğünüz gibi. Daha da keşfettikçe daha da büyük özellikleri olduğunu anlayacağız. Plazmalarda madde tanecikleri bulundukları kapta bulut şeklinde kümelenir. Bunu bir daha açıklayalım. Plazmalarda madde tanecikleri bulundukları kapta bulut şeklinde kümelenir. Gaz halinde ise madde tanecikleri bulunduğu kabın tamamını homojen şekilde kaplar. Değil mi? Rizeli memleketten hava sipariş etmiş de balonla getirmişler ya. Yani tutup da burada bir balonu getiriyorsun, bir balon Rize havasını. Burada odanın içinde patlattığın zaman, balonun ağzını açtığın zaman ne oluyor? Bütün odaya eşit şekilde dağılıyor. Ama plazma ne yapıyor? Bulut şeklinde kümeleniyor. Plazmaların yapılarında çok fazla yüklü serbest parçacıklar olduğundan ısı ve elektriği metallerden daha iyi iletir. Oo yaşasın! Metallerden daha iyi iletir. O zaman yeni bir buluş yaptık. Ne yaptık? Elektriği ileten metaller, değil mi? Şu andaki bilgisayarımız, evimizdeki elektriği ileten kablolar ne? Metal, bakır. Değil mi? Bundan daha iyi ileten bir ne var? Artık plazmamız var. Yaşasın. O zaman ne yapalım? Plazma TV yapalım. Plazma TV'ler yapılınca ne oldu? Eskiden televizyonlarımız kocaman kocamandı. Kocaman kocamandı. Değil mi? Ama şimdi ne oldu? İncecik bir şey oldu. Yani neyle oldu? Bu plazmanın kullanılmasıyla oldu. Kimyasal, hatta önceden dedemizin, ninemizin radyosunu saklıyordur bazılarımız evde. Kocamandı radyo. Radyo şimdi ne? Yani incecik cep telefonumuzun içindeki parçalardan bir tanesi de radyo oldu değil mi şimdi? Şöyle küçücük parmak kadar radyolar bile var. Yani bu plazma teknolojisinin ve son teknolojinin getirdiği nokta oluyor tabii ki bu. Hatta ilk radyo çıktığı zaman rahmetli dedem anlatırdı. Memleketin Seydişehir'in meydanına bir tane kocaman radyo kurmuşlar. Radyo dinleme saati olarak gider orada haber dinlerlermiş. Yani çünkü başka bir haber kanalı yok. Yani o zaman. Teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğini buradan anlıyoruz. Ben lisedeyken bizim mahallemizde bir tane televizyon vardı. O da Almanya'dan gelmiş. Kocaman bir şeydi. Ona Muhammed Ali Kılay'ın filmlerini, maçlarını izlemeye giderdik. Yani başka olmadığı için o da sabah 4'e karşı olurdu. Orada izlerdik. O da kocaman bir şeydi. Şimdi görüyorsunuz televizyonlar incecik bir hale geldi. Yani büyütmek bize ait bir şey. O yapısı çok kalın bir şeydi. Yani yapısı içindeki parçaların üretimiyle alakalı bir şey. Şimdi plazma teknolojisiyle üretilen televizyonlar incecik bir tabak haline geldi ama sen daha büyük görüntü elde etmek istersen o ekranı büyütüyorsun. Yani televizyonun kalınlaşması diye bir şey ihtiyaç olmaktan çıktı. Plazmalar doğal ve yapay yollarla ulaşılabilir. Yani hem doğal plazma var hem de yapay yapılabilir. Doğal yollarla kendiliğinden oluşan plazmalara doğal plazmalar denir. İnsanın etkisiyle oluşan plazmalara yapay denir. Yani tutup da suni çiçek var bir de gerçek çiçek var. Burada da ne yapıyoruz? Bir doğal plazma var bir de bizim
üretebildiğimiz yapay plazmalar. Doğal ve yapay plazmalar sıcak ve soğuk ortamlarda gerçekleşebilir. Sıcak ve soğuk ortamlarda gerçekleşebilir. Maddelerin gaz hallerinin ısıtılmasıyla sıcak plazma, maddenin içinden ışık geçirilerek oluşan plazmalar ise soğuk plazma denir. Yıldız, bulutsu yani nebula, yıldırım, alev ve neon tüplerinin içi plazma ortamlarıdır. Plazma ile tanışmaya başladık. Evrendeki tüm yıldızlar, güneş gibi çok yüksek sıcaklıkta plazma ortamı oluşturur. Evrendeki tüm yıldızlar, güneş ne yapıyor? Plazma ortamı oluşturuyor. Yüksek sıcaklık etkisiyle güneşteki helyum ve döteryum hidrojenin bir şey çeşidi. Bunu görmüştük, tekrar göreceğiz. Atomları yoğunlaşarak, yani döteryuma hidrojen olarak bakabilirsiniz. Helyum ve döteryum atomları iyonlaşarak, iyon neydi arkadaşlar? Artı ve eksi yüklere iyon diyorduk. Müstakil olarak tabii ki. Ne yapıyor? İyonlaşarak elektronlarından ayrılır. Yıldız ve yıldızlar arası ortamı dolduran gaz ve toz bulutlarının oluşturduğu bulutsular sıcak plazma ile oluşan doğal plazmalardır. Yıldırım, bulutlarla yer arasında elektrik boşalmasıyla oluşur. Yıldırım neydi? Yağmurda ne yapıyor? Şimşek çaktı, yıldırım düştü. Yıldırım düştü. Şiddetli elektrik boşalmasıyla olur. Bu elektrik boşalması sonucunda çok yüksek voltajlarda elektrik akımı oluşur. Hatta ne yapıyor? Burada bir binaya düşse bir binayı çayır çayır ne yapıyor? Yakıyor. İnsana düşerse insan ne yapıyor? Öldürüyor. Yani o kadar yüksek bir enerji. Nasıl öldürüyor? O ısıyla yakarak öldürüyor. Yani oradaki elektriğin fazlalığını buradan anlamış oluyoruz. Bunu korunmak için ne yapıyorduk? Yıldırım düşeceği zaman ne yapıyorduk? Sivri ortamlardan kaçıyorduk. Sivri ortamlardan kaçıyorduk. Sivri ağaçların altına girmiyoruz. Elimizde sivri şemsiye taşımıyoruz. Çünkü şemsiyenin ucundaki demir yıldırımı ne yapar? Çeker. Onun için ne yapıyoruz? Yıldırım düşeceğini düşündüğümüz anda yıldırım düşme ihtimali olmayan yani sivri oluşturmayacağız. Elektrikte bunu göreceğiz. Sivri yüzey oluşturmayacağız. Binamıza yıldırım düşmemesi için ne yapacağız? Bir tane paratoner alacağız. Bir tane iletken bir çubuk bu. Binamızın tepesine paratoner yapılıyor. Bu paratoner de yıldırım düştüğü zaman onu aynen alıp toprağa atıyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama eğer o paratoneri yapmamışsak binamıza da yıldırım düşerse binamızı yakabilir. İnsanı zaten öldürüyor. Hocam plazma olan ortama daha çok düşer değil mi? Efendim? Plazma olan ortama daha çok düşer değil mi? Yıldırım. Yani televizyona falan. Şimdi evet televizyona düşmesi şöyle oluyor. Eğer iyi ki sordum bunu. Bu türlü bir bilgileri sorun bana. O sırada senin çatıdaki antenin plazma televizyona bağlıysa televizyonu yakıyor. Yani yakıyor derken bozuyor. Yani cayır cayır yakmıyor. Bozuyor. Ne yapıyoruz onun için? Yıldırım düştüğü zaman hemen televizyonun fişini çekiyoruz. Hemen. Yani o çatıdan yıldırım ne yapıyor? Antenden gelip senin televizyonunun içinin devresini yakıyor. Yani evde yangın çıkarmıyor. Ama televizyonun içini bozuyor. Devresini yakıyor. Cazır cuzur bir ses duyuyor musun? Hayır. Yani öyle bir şey yok. Isınıyor ama o ısı bizim duyacağımız kadar, yani ölçsen onun ısındığını görürsün zaten. Yani o içindeki devrenin cazır cuzur yandığını. Yani evde bir yangın çıkarmaz. Ama plazma TV'nin içini yakar. Onun için yıldırım düşme esnasında hemen elektrikli aletleri fişten çıkartıyoruz. Yani televizyonu özellikle. Gerilim havadaki, bu yüksek gerilim havadaki gazları iyonlaştırarak serbest elektronlar
Bunu anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Serbest elektron deyince artık özgürleşmiş elektronlar. Yani hidrojenin bir tane elektronu vardı. Oradan asla ve asla çekirdeğin etrafında dönmekten kurtulamıyordu. Artık bunlar ne? Serbest. Hiç kimse gel buraya git buraya demiyor. Ya da ve radikaller oluşur. Radikalleri de anlatmıştım. Hatırlamayan varsa tekrar söylesin. Anlatalım. Yıldırımlar doğal yollarla oluşan yüksek plazmadır. Yıldırımlar doğal yollarla oluşan soğuk plazmadır. Anladık mı? Yıldırımın kendisi zaten plazma. Geçiyoruz. Evet, burada yıldırım nasıl düşüyor görüyorsun. Yani şuradaki yıldırıma bakarsanız şu yıldırım en büyük yıldırım değil mi? Gördüğünüz gibi. Demek ki burada bir sivri 3 buldu. Yani bu yıldırım düşecek. Yani buradaki bulut havada dolaşmaktan şu hareketi düşünün. Şu hareketi iki elimizi birbirine sürtsek elektrik oluşuyor değil mi? Bu bulut havada saatlerdir çok büyük hızda dolaşmış. O zaman bir elektrik oluşmuş mu? Oluşmuş. Ya da saçımızı tarasak tarakla onda da bir elektrik oluyor ve kağıt parçalarını çekiyor. Şimdi buradaki bulutun elektriği boşalacak. Bu boşalma nereye olacak? Siz bir derdiniz olsa içinde kime boşaltırsın? Anıl, bir derdin var. Kime boşaltırsın? Hocam aileme olabilir. Yani en yakında olduğu için değil mi? En yakın. Yani en yakında olduğu için ailene boşaltırsın. Bir de ne? Diyelim ki ailen şu anda yanında değil de Amerika'da yaşıyor. Başka bir ülkede yaşıyor. O zaman ne yaparsın? O zaman kim açarsın derdini? En yakın amca, dayı. En yakın arkadaşım. Abi. En yakın arkadaşım. Değil mi? Yani bir de mesafenin de yakın olması lazım. Yani hem senin güvendiğin birisi olacak, hem bir de ne olacak? Yakınlarda olsun. Yani bir de telefon yoksa falan filan. Yani o zaman bir de biliyorsunuz yüz yüze görüşmenin ayrı bir şeyi var değil mi? Etkili oluşu var. Yani çok tanıdığın birisiyle oturup da bir masa etrafında bir çay içtiğin zaman, ne haber kardeş dediğin zaman insan bir rahatlıyor değil mi? Şimdi burada elektrik de yükünü boşaltacak. Kime boşaltsın? Kime boşaltsın? Kime? Kim sivriyse ona. Elektrostatik konusunda göreceğiz bunu. Sivriyse ona. Kim yakınsa ona. Yani en büyük yıldırım burası yedi gördüğünüz gibi. Daha sonraki yıldırımı burası yedi. Şunlar da yedi ama bunlar ölür mü ölmez mi? Yangın çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz. Bak şu mesela bitmiş değil mi havada? Bu damar bitmiş burada. Gördüğünüz gibi bazıları burada kalmış. Yere kadar inememişler. Yani burada olan ne yapacak? Burada sivri durmayacaksın. Eğer burada bir insan varsa bu noktada, yani bu noktada demek ki inmesi için bir çekici var. Çekici bir nokta var. Çeken bir nokta var. Yani bu noktadaki bu kişi olmayacaksın yani. Buradan kendini kurtaracaksın. Yani yıldırım düştüğü zaman sivri noktalardan ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz. Evet, elektrik konusunda bu detaylı olarak göreceğiz zaten bunu. Konu dışına çıkmadan devam edelim. Neon tüplerinde reklam tüpleri yani bunlar değil mi? Reklamlar var ya şeylerdeki firmaların reklamları rengarenk. Neon, argon gibi soğuk gazlar kullanılır. Bir tüpün içerisinde düşük basınçta yüksek voltaj uygulanırsa tüp içerisindeki neon gazı iyonlaşarak serbest elektron ve gaz iyonları oluşturur. Neon tüpleri yapay yollarla oluşan gaz soğuk plazmadır. Anladık mı yani soğuk plazma elde etme yollarını birkaç tane bahsetmiş olduk dolayısıyla. Yani doğal yollarla da plazma var. Biz elimizle kendimizle plazmayı üretebiliriz. Alevler günlük hayatta karşılaşılan en yaygın sıcak ve doğal plazma örneğidir. Alev, ateşin alevi. Demiri eritiyor değil mi? Demiri eritiyor. Maddelerin yanması sonucunda oluşan alev çok sıcak gaz ortamıdır. Alevdeki sıcak ortam maddelerin yanması sonucu oluşan gazları ve havayı iyonlaştırarak plazma oluşur. Evet, plazmayla tanışmış oldunuz. Var mı burada sorusu olan arkadaşlar? Ve böylece bu üniteyi de bitirdik. Buraları bir yapacağız. Evet, arkadaşlar buraya kadar bitirdik. Buraya kadar
ne yapıyorsunuz? Hemen palme kimyadan soruları hemen çözüyorsunuz. Oldu mu? Minik de bir özet çıkarırsanız iyi olur. Buradan. Ama özet çıkarmadan soruları çözebiliyorsanız da olabilir. Yani illa özet çıkaracağım diye uğraşmanıza gerek yok. Evet, bu bölüme başlamadan önce biraz palmeden soru çözelim. Palmeden soru çözelim. Arkadaşlar, yarın sınav varmış gibi çalışın. Yarın sınav varmış gibi çalışın. Sakın yığmayın. Günü gününe ödevlerinizi yapın. Palmeyi bitirdikten sonra, eğer yetmiyorsa bitirdikten sonra benden yeni ödev isteyin. Ama bunu, bu kadarcık ödevi yapmayan da, bakın verdiğimiz ödevler çok çok karlı. Yani tutup da bazı öğrencilerim diyor ki, hocam ben daha önceden bu konuyu sizle tanışmadan önce 70 saat emek çekmiştim ama şimdi bir dersi anladım diyor. Yani biz bunu çok sayıda öğrenci acaba yağ mı çekiyor diye soruyorum. Diyor ki gerçekten de dershanede, okulda, şurada, burada falan da filan da 70 dersi anlamadığı şeyi biz bir derste bitirmişiz ve %100 anlamış. Ve anlamanın ölçüsü ne? Çıkmış soruları yapıyorsan anlamışsındır. Çıkmış soruları yapamıyorsan anlamamışsındır, değil mi? Konu bitti, paydos. Öyle bir şey yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Onun için de bu ödevleri acilen yapın. Acilen. Acilen yapın. Yani tek tek ilkokuldaki gibi ödev var, şunlar şunlar demeyelim. Bilinçli bir şekilde yapın. Yoksa Haziran'da ağlarsınız. Sizi mutlu olarak görmek istiyoruz. Annenizi babanızı mutlu etmek için ödevleri günü gününe yapın. Benim en sevdiğim kelime, hocam bana yeni ödev isterim. Bunu söyleyin bana. Evet, buradan arkadaşlar maddenin farklı halleri sayfa 109'dan test 1'den biraz soru çözelim. Hadi bakalım. Yukarıdaki kavram haritasını... Evet. Buradan soru çözmüş müydük biz şu ana kadar? Çözmedik değil mi bu testi? Yok hocam. Haydi bakalım. Cevabınızı bekliyorum. Evet, bulan söylesin. Ben 1 ve 3 buldum. Yani Adana diyorsun. Evet. Volkan, sen ne buldun? Hocam Adana. Alperen de Adana dedi. Hocam ben de Adana buldum. Maalesef Bolu. Ama 3 kesim varmış. Yukarıdaki kavram haritasında yer alan kutucuklarda maddenin gaz haliyle ilgili bilgiler verilmektedir. Buna göre kutucuklardaki bilgilerden hangileri yanlıştır? Birinciden başlayalım. Moleküller arasında etkileşim yok denecek kadar azdır. Doğru bir ifade olur arkadaşlar. Tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre daha fazladır. Bu sebeple aralarındaki etkileşim yok denecek kadar azdır. Moleküllerinin birbirinden en uzak olduğu halidir. Belirli hacim ve şekilleri yoktur arkadaşlar. Gazlar bulundukları kabın şeklini ve hacmini alır. Bu sebeple üçüncü öncül yanlış olur. Düşük sıcaklıkta ve yüksek basınçta sıvılaşabilirler. Birbirleriyle belirli oranlarda karışırlar ifadesi de yanlış olur. Gazlar birbirleriyle her oranda karışıp çözeltiyi oluşturabilir. Yani homojen karışımları oluşturabilir. Bu sebeple cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet. Var mı bir anlamayan? Anladık herhalde değil mi? Yok. Geçiyoruz ikinci soruya. Yukarıda verilen... Hadi bakalım. Buna ne diyoruz? Hocam
Edirne mi? Bence de Edirne. Hocam Edirne. Öğrenciler doğru söylüyor. Açıklayalım mı bir de? Olur. Yukarıda verilenlerden hangileri suyun doğada farklı fiziksel hallerine örnektir? Yağmur yağması. Arkadaşlar deniz ve göllerdeki sular sıcaklık yükseldiğinde buharlaşarak atmosferde su buharını ve bulutları oluşturur. Bulutlardaki su damlacıkları sıcaklığa göre yağmur, kar veya dolu olarak yeryüzüne iner. O halde yağmur yağması suyun doğadaki farklı fiziksel hallerine örnektir. Sıvı halde olduğunu gösterir. Kış aylarında göllerin üzerinin buz tutması. Sıcaklık düştüğünde yüzeydeki su molekülleri buza dönüşebilir. Yani sıvı halden katı hale geçiş var. Gördüğünüz gibi burada da buz tutması katı haldeki fiziksel haline örnek olacaktır. Havanın nemli olması atmosferdeki su buharına nem denir arkadaşlar. Burada havanın nemli olması suyun yine doğadaki farklı fiziksel haline örnek olacaktır. Nem demek su buharı demek. O halde cevabımız E seçeneği olacaktır. Geçiyorum. Üçüncü soru. Aynı. Anlamayan varsa hemen söylesin. Tekrar tekrar sormayayım. Evet buna ne diyoruz? Üçüncü sorudayız.